Kemal Kılıçdaroğlu SGK'yı batırdı mı? Sosyal güvenlik sistemi nasıl çalışır? Sosyal güvenlik kurumu kâr eden bir işletme değil, kendini finanse eden bir sistemdir. Eğer sistemde yeterli çalışan sayısı yoksa veya emeklilere ödenmesi gereken aylıklar, çalışan şahıslardan alınan gelirlerden fazlaysa, sistem doğal olarak açık verir. SGK Genel Müdürleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olarak yasal mevzuat çerçevesinde çalışırlar. Bu nedenle sistemde meydana gelen açıklardan ancak dönemin iktidarı sorumlu olabilir. SSK sisteminde ilk açık 1976 yılında ortaya çıkmıştır. Kurumun açık vermesi ise kurumdan değil, yasalardan kaynaklanmıştır. Çünkü kimin ne zaman emekli olacağına, ne kadar aylık alacağına, kime ne kadar para ödeneceğine genel müdür değil, yasalar karar vermektedir. Bu gerçeği dahi bilmeyen bir kişinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçlaması, suçlamanın ne kadar afaki olduğunu gösterir. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nu haksız yere suçlayanların 1971 yılında dönemin hükümetine sunulan Zelenka raporundan bir haber oldukları açıkça ortadadır. Çünkü Uluslararası Çalışma Örgütü'nün görevlendirdiği ünlü aktüer Antoine Zelenka raporunda "Önlem almazsanız SSK kurumu yakın bir gelecekte aylık ödeyemez" tespiti yapmıştır. Ama bu uyarı göz ardı edilmiştir. 1971 yılında bu rapor verildiğinde üniversite öğrencisi olan Kemal Kılıçdaroğlu bu raporu kamuoyunda duyurulmasını sağlayan kişidir. 1992-1999 yılları arasında Kemal Kılıçdaroğlu döneminde SSK nasıldı? 1990'lı yıllarda başbakan olan Turgut Özal emeklilik için tamamlanması gereken gün sayısını azaltarak kadınlarda 55, erkeklerde 60 yaş şartını getirmişti. Ancak sisteme aktif olarak katılanların sayısı aynı oranda artmadığı için SSK'nın gelirleri azalırken giderleri arttı. Medyada zarar olarak yansıtılan bu rakamlar nakit açıklarını gösteren rakamlardır. Bu kadar basit bir bilgiyi bile görmezlikten gelmek AKP iktidarının bu konuda ne kadar bilgisiz ve ilgisiz olduğunu gösterir. Oysa ki Kılıçdaroğlu ekibiyle birlikte SSK'yı kurtarmak için her gün 12 saatin altına düşmeyen bir çalışma yoğunluğuyla sorunları çözmek için çabalamıştır. Bu sayede medya ilk defa sosyal güvenliğe yer vermeye başlamış ve Kılıçdaroğlu dönemin en popüler bürokratı olmuştur. Kılıçdaroğlu döneminde rutin dışı olarak yapılanlar şunlardı. Kurum tarihinde ilk kez ÖSYM aracılığıyla sınav yapıldı. Eşdeğer ilaç uygulaması ve medikal malzeme anlaşmaları yapılarak milyarlarca liralık tasarruf sağlandı. Ayrıca sağlık cüzdanları yenilenerek tasarruf amaçlı reform çalışmaları başlamış oldu. Eczane kuyrukları giderildi. İlk kez ÖSYM ile sigorta müfettişi alındı ve idari para cezaları ile denetimler etkili hale getirildi. Vatandaşa prim ve emekli ödemeleri kolaylığı sağlamak için ilk defa özel bankalarla anlaşmalar yapıldı. Özel sağlık kurumları ile ilk defa sözleşmeler yapıldı. Kurum personeline ilk defa ek ödemeler getirildi. Emlak Bank'la anlaşılarak atıl olan gayrimenkullerin satışı yapıldı ve ek kaynak sağlandı. Fon yönetimi ve Reuters ekran sistemine geçilmesi suretiyle milyarlarca liralık fon sağlandı. İlk defa gayrimenkul envanteri yapılarak gayrimenkuller yeniden ve rasyonel olarak değerlendirildi. Mevzuat değişikliği ile ölçümleme sistemi getirildi ve etkin uygulama ile milyarlarca liralık prim artışı sağlandı. Bitme noktasında olan bilgisayar sistemi donanım ve yazılım yönünden yenilenerek klasik arşiv sistemi dışarıdan tedarik hizmeti alımı ile kurtarıldı. İlk defa her alanda yönetmelikler çıkarılarak kurumlaşma sağlandı. İşçi, emekli ve işverenin yönetime etkin katılımı sağlandı. Dünya Bankası ile birlikte reform çalışmalarına başlandı. İnşaat ihaleleri uzman bir kamu kuruluşu üzerinden yapılarak hem tasarruf hem de şeffaflık sağlandı. Peki bugün AKP döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu ne durumda? 7 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu döneminde toplam 2 milyar 19 milyon Türk lirası açık veren Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 1999-2002 yılları arasındaki açığı 14 milyar 854 milyona ulaştı. 2003-2013 yılları arasında ise sistem toplam olarak 226 milyar Türk lirası açık verdi. Yani iddia edildiği gibi sosyal güvenlik sistemi geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'nun kötü yönetimi sebebiyle açık verdiyse, mevcut iktidar döneminde açıkların yıllık ortalama 72 kat, toplamda da 103 kat artmış olması mevcut yönetimin SGK'yı Kılıçdaroğlu'na göre 103 kat daha kötü yönettiği anlamına gelir. Kısacası SGK sisteminin açık vermesinin temel sebebi iktidarların kötü yönetimidir.
Dolayısıyla karşımıza çıkan bu tablo gösteriyor ki bugünün siyasetçileri insafsızca memur kemalleri suçlarken vicdan ve izan ölçülerini aşmamalıdırlar.